Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda ne yapacağız? Flutter üzerinde Google Map'i nasıl kullanabiliriz? Ondan bahsediyor olacağım. Bunun için ilgili paketimiz Google Maps, Flutter Android değil de Google Maps Flutter. Evet, şuradan installing hemen Google Maps Flutter. Hemen şöyle dönüyorum. Pubspec YAML ilgili bağımlılığı bir ekleyelim. Bağımlılığı ekledikten sonra benden ne istiyor? Min ST2 versiyonunun 20 olmasını istiyormuş. Hemen gidelim, ekleyelim. Android App Build Gradle ve şurada Min ST2 version, şunu ben 20 olarak güncelliyorum. Başka ne istiyor? Başka benden bir tane Android key'i eklememi, API key'i eklememi istiyor. App src main Android manifestin içerisine gelip buraya ekleyeceğim. Your key here dediği aslında bir tane API key'ine ihtiyacınız olacak. Cloud üzerinden aldınız. Benim daha önce kullandığım bir tane anahtar vardı. Hemen onu buraya import ederek ne yapayım? İlgili işlemlere başlayabiliriz aslında. Hemen geliyorum. Main Dart'a döndüm. Kalın şunu kaldıralım. Şu Center'a da ihtiyacım yok. App Bar'a da ihtiyacım yok. Şimdi hemen geliyorum. Google Map diyerek başlıyorum. Şimdi Google Map benden ne istiyormuş? Aslında bir initial camera position istiyor benden ve daha sonra yani bu default olarak ben bu haritayı nerede açacağım diye soruyor aslında. Tamam. Ve bir de benden ne istiyor? Bu created on map created istiyor. On map create olduğunda da sen ilgili işlemlerini gerçekleştir diyor bizim için. Şimdi hemen on map created yazalım. Bir tane benim map'im create olduğu zaman aslında benim bu noktada yapacağım işlemleri bana söylüyor. Şimdi on map created olduğu zaman bu bana bir tane callback verecek. Google Map Controller ve bu bir yani ben bu controller üzerinden haritamı ne yapacağım? Yönetiyor olacağım. Tabii Let's Google Map Controller üzerinden hemen gelelim ve Map Controller diyorum. Ve aslında tahmin edersiniz ki Map Controller'a buradaki kontrolörü veriyorum ve bu noktada da istersen bunun ha tabi onu şeyde yönetiyorduk, tamam, sıkıntı yok. Bir de initial pozisyon isteyecek benden. Ben bir tane final dedikten sonra bir tane işte initial pozisyon oluşturacağım. Lat long dedikten sonra center ve bu benden lat long nesnesi isteyecek. Lat long dediğim zaman ilk latitude, daha sonra longitude isteyecek benden. 39'a 32 diyorum. Ve hemen initial kamera pozisyonuna da center verirsem bu noktada benim için ne istiyor? A kamera pozisyon, initial, pardon, bu center mı vardı? On kamera start şöyle bakayım. Bunun center'ı initial kamera position demiş. Bu kamera position içerisine mi? Bizden almamızı istiyor. Şöyle bir kontrol edeyim notlarımı. Evet. Şöyle yapalım. Ne istiyor benden? Initial camera position. Aslında bir tane kamera position istiyor. Tamam, kamera position. Evet, kamera position'ın target'ı bir tane center noktam olacak benim. Center noktam ve zoom'um, işte sen bu noktaya haritaya 12 zoom ile başlat diyebilirim. Şimdi hemen şunu bir gelip çalıştıralım. Bakalım bir harita elde edebilecek miyiz? Bakalım başka neler var.
Evet, yüklensin. Ve evet, burada bir haritamsı bir şeyler geldi. Burada bir tane harita mevcut aslında. Evet, bakın Google Map'imizi ne yapabildik? Bu noktada elde edebildik. Tabii bunun map type not normal diyelim. Hatta terrain, hani ne yapabilirim? İşte harita tipimi değiştirebilirim. Map type.normal. Ve bu center'da bir problemimiz var muhtemelen. Evet, şimdi çalıştı. Evet. Şimdi evet, 39 32 numaralı noktaya geldi. Şimdi bunun özellikleri var. Mesela bu haritaya tıklandığı zaman işte bu bana lat long nesnesi dönecek. Print lat long. Bakın, tıkladığım noktaya ait latitude ve longitude bilgilerini ne yapabiliyorum? Alabiliyorum. Şöyle Ankara'ya tıklayayım. Şunu bir alayım. Şöyle yapayım. Mesela bunu tekrar çalıştıralım. Merkez artık evet Ankara olacak şekilde ne yapsın? Açılsın. Daha sonra on long press var. Gene aynı şekilde. Bu bana lat long nesnesi dönecek. Latitude ve longitude bilgilerine ihtiyacım varsa ne yapabilirim? Kullanabilirim. Dönelim. Bakın. Basılı tutuyorum. Basılı tuttuğum zaman bana ilgili lat long bilgilerini veriyor. Olacak. Daha sonra istersen ben diyebilirim ki sen ne yap? İşte light mode enable true dersem işte light modunu açacak ve benim için burada light modun gerekliliklerini sağlayacak. Ya şu float action button'ı bir gönderelim. Stack children positioned child'a bunu verelim. Şundan bir kurtulalım. Şundan bir kurtulalım. Burası position left 0 olsun. Bunu sola, evet, left 0 batıma da 0 diyeyim. Şöyle göndereyim. The left media query of size width bölü 2 işte butonun genişliğine de 40 desek 20 çıkarsak evet şöyle ortalaya bilirim ki buradan tekrar çalıştırayım. Yoksa bu stack'ten mi kaynaklandı? Yoksa ben mi yaklaşamıyorum? Evet, şöyle yapacağım. Şunu bir eski haline getireyim. Hiç dert değil. Şurayı da bir silelim. Evet. Ups, haritam. Light mode enable. Şunu tekrar false'a çevireyim. Evet, light mode'da kurtulduk. Burada artı eksilerim mevcut. Evet, yakınlaştırıp ne yapabiliyorum? Uzaklaştırabiliyorum. Şimdi dikkat ettiyseniz yukarıda bir şey var. Kuzeyi gösteren bir şeyimiz mevcut. O da hangisiydi? Enable Compass enable olması lazım eğer yanlış hatırlamıyorsam. Evet, bakın şimdi ne yaptı? Gitti. Ben bunu tekrar true'ya çevirirsem şöyle, evet, duruma göre kuzeyi gösterecek. On camera move. Bu noktada CP diyorum ve print camera position diyerek kameranın pozisyonunu elde edebilirim. Şöyle tekrar çalıştıralım. Bakın bana kameranın pozisyonunu, bearing, target ve tilt, zoom gibi değerleri veriyor. Tilt işte yukarıdan mı baksın, hani hangi açıyla baksın gibi işlemleri ben ne yapabiliyorum? Bu noktada tek tek dolandığım noktalarda alabilirim. Daha sonra on camera move started olduğu zaman bir işlem yapmak istersem print başladı diyelim. Tabii şunu bir tekrar çalıştıralım.
benim için bakın başladı şeklinde ne yaptı? Bana ilgili uyarıyı vermiş oldu. Daha sonra ben istersem işte My Location buton enable true, işte My Location enable true, başka içerisinde Indoor View enable true, hani bu tarz Google Map için kullandığımız çeşitli işte konumum ve benzeri gibi buradaki butonların enable olmasını ne yapabiliriz? Duruma göre gösterip gizleyebiliriz. Bakın trafik enabled diyor. Şimdi ben buna true dersem bakın Ankara'daki trafik durumunun şu anki halini verecek. False'a geri çekersem bakın gidecek. Tekrar true'ya çevirdim. Daha sonra istersen ben bir padding verebilirim. Yahut da map toolbar enabled false geçersem. Şimdi tekrar çalıştırırsam. Yani map toolbar'ının ne yapabilirim? Göster yahut da gizle işlemlerini yine aynı şekilde gerçekleştirebilirim. Şimdi tekrar true'ya çevireyim. Tekrar çalıştırayım. Daha sonra padding verebilirim bu harita için. Yani haritayı mesela ben padding edge insert all 20 dersem yahut da 100 dersem bakın içeriye doğru sıkıştırıyorum. Bir padding veriyorum. Butonları da buraya getirmiş oldum. Bu sayede şunu çevirebilirsek. Evet bakın şu köşeden buraya gelmiş oldu. Daha başka min max zoom preference, yani benden min max zoom preference dediğim zaman minimum bu kadar, maksimum bu kadar zoom yapabilsin diye ben bunu bir kısıta bağlayabilirim. İstediğim kadar zoom yapması için bakın daha fazla geriye gidemiyorum. Yahut da yakınlaşırken gene aynı şekilde belli bir noktaya kadar yakınlaşmama ne yapıyor? Benim için imkan sağlıyor. İstersem işte buildings enable olsun mu? Yahut da burada zoom center, zoom control enabled olsun mu gibi çeşitli özelliklerim de bu noktada mevcut. Google Map'e ait çeşitli özellikleri gelip bu noktada enable edebilirim. Mesela ben butona tıkladığım zaman farklı bir noktaya gitmek istiyorum. Mesela şuradan nereye gidelim? Şöyle şunu tabii çok şey yaptığımız için şuralar nelermiş? Kötül diyor. Bolu'ya geldik. Burada bir tane bir şeyler varmış. Şunu şundan kere eski haline getireyim. Evet en azından şöyle evet. Şöyle çevirirsek. Ben tıklayınca işte butona mesela bu noktada nereye gideyim? İşte Eskişehir. Mesela şuradan Bilecik'e gideyim. Bilecik nereymiş? Bilecik'in noktası şuymuş. Şimdi ben buna tıkladığım zaman increment counter çalışıyor aslında. Sıkıntı yok. Increment counter üzerinde de ben bu işlemi gerçekleştirebilirim. Şimdi bu butona tıkladığı zaman ben şunu yapmak istiyorum. Demek istiyorum ki sen benim bak bir tane map controller'ım var. Bunun üzerinden animate kamera dedim. Şimdi bu bana ne istiyor? Kamera update istiyor. Kamera update içerisinden new camera position diyorum. Ve camera position'ı sen lat long diyerek bak bu noktaya gideceksin diye ne yapmış oluyorum? Bunu belirtmiş oluyorum. Tabi istersem şu zoom'la yani şu zoom değeriyle git 10 diyelim. Yahut da diğer hani bakma açını değiştir ve benzeri gibi işlemleri de bu noktada ne yapabilirim? Ele alabilirim. Şöyle tıklayalım. Bakın Bilecik'e gitti. Şöyle tilt 45 diyelim. Tekrar çalıştırıyorum. Bakın ben bunu 180 yapayım. Ya bu açıyı da eğer ben yanlış hatırlamıyorsam. Bu muhtemelen 90'a kadar. Evet 0'a 90 demiş. 90 derece diyelim. Bakın şöyle yatay gitti. Az önce ise şöyle 40, 10 dediğimde ise bunun initial değeri neymiş? 0'mış. Yani 0 olduğunda da dikey bir değerle gitti. Eğer ben yanlış hatırlamıyorsam şöyle tekrar edeyim. Yani tamam. Benim için bu tarz işlemlere yarıyor. Daha sonra bunu bir asenkron hale getirelim. Başka neler var map kontrol içerisinde? Bakın map kontrol içerisinde
Ne vardı? Ha, animate kamera. Animate kamera da aynı mantıkta fakat direktmen geçmek için hani bir animasyon olmaksızın bam diye geçmek için ihtiyacınız varsa ne yapabilirsiniz? Bunu kullanabilirsiniz. Daha sonra map control üzerinden mesela get visible region, get zoom lever gibi birçok çeşitli özelliklere de bu noktada erişebiliriz. Şuradan evade diyorum. Zoom levelini öğrenmek istiyorsam yahut da evade map control nokta get screen koordinat center'ın ekrandaki koordinatlarını x ve y olarak almak istiyorsam bu tarz işlemlerde ne yapabilirim? Bulunabilirim. Keza aynı şekilde map controller show marker info window var ve benzeri gibi çeşitli bu noktada neler var? Özellikler var aslında. Daha sonra şimdi marker dedik. Güzel. O halde bir tane marker oluşturalım. List marker. Markers deyip boş bir tane list oluşturayım. Ha, zaten importluymuş. Güzel. Şimdi bir tane markers oluşturmak istiyorum ve benim haritam onMap create olduğu zaman set state diyerek işte sen bu markers'a add ol diyerek ne yapabilirim? Gelip yeni markerlar ekleyebilirim. Marker dedikten sonra her markerın bir marker ID'si olacak. Marker Ankara olsun. Şuradan marker Bilecik'ti galiba orası. Evet, Bilecik olsun. Şöyle yapalım. Tabii bu benden ne istiyor? Marker ID mi istiyor? Evet, marker ID al bakalım. Marker ID. Ups. İki tane marker'a sahip oldum. Daha sonra bu marker'ın haliyle on tap olursa, marker'a tıklanırsa, işte draggable olsun mu? Yahut da bu marker'ın pozisyonu olacak tahmin edeceğiniz üzere. Lat long, hatta şunu şey yapalım, center yapalım. Bu da lat long zaten. Bir de şunu alalım. Mesela bunun içinde position burası olsun. On top, draggable, flat, on drag olduğunda lat length print lat length yani yeni sürüklediğim koordinatlara bu noktada sahip olabilirim, erişebilirim. İşte print marker tıklandı olsun. Şimdi markerlar üzerinde bir de infolar oluyor değil mi? Tıklıyoruz böyle bir pop-up tarzı bir şey açılıyor. Info window'u açtım. Info window'un içerisinde title Ankara olsun. İşte buna on top olursa print info modal tıklandı. Daha sonra bunun snippet string istiyor. Burası güzel şehir yazsın. Şöyle yapalım. Başka ne kullanabiliriz? Aslında ihtiyacımız varsa icon bakın z-index ve benzeri gibi çeşitli özellikler var. Icon bitmap descriptor from byte from asset image hani buradan ihtiyacımız olan özellikleri ne yapabiliriz? Icon için kullanabiliriz. Şu an elimde bir asset olmadığı için bunu kullanamayacağım. Markerlarımı oluşturdum. Markerları oluşturduktan sonra ne yapmam lazım? Gelip demem lazım ki işte sen bu harita için markerları entegre et. O halde gelirim. Markers. Evet. Marker benden ne istiyor? Set istiyor. Bakın marker set istiyor. Bir tane set listesi istiyor. O zaman set marker ve of markers iterable'dan ben bunu şöyle sete çevirmiş olacağım. Şöyle tekrar çalıştıralım. Bakın Ankara'da bir tane markerım var. Şöyle tıklayalım. Bakın Bilecik'te de bir tane daha. Bu noktada markerım oldu. İki tane markerım var. İşte yol trafiği benim için açık. İşte burada yollar açıkmış ve benzeri gibi işlemleri ne yapabiliyorum? Bu noktada görebiliyorum. Güzel.
Daha sonra biz başka ne ekleyebiliyoruz aslında? Biz başka gelip polyline ekleyebiliriz. Polygons yahut da burada polyline var mesela. Şimdi ben gelsem ve desem ki sen polyline ekle ve buradaki polyline'lara ne istiyor benden? Bir tane set istiyor yine aynı şekilde. Polyline ID olsun. Tabii bu da tamamen ne isteyecek benden? Polyline ID olsun. Daha sonra benden bir color isteyecek. Colors.blue olsun. On tap olduğu zaman print on tap. Hatta şurada on tap falan dedik ama bakın marker'a tıkladım. Bakın burada çeşitli Google şeyleri çıktı. Başladı yazdı. Başladı diye biz ne yazdık? Ha, on camera move startment marker'ın drag etmedik ki şey Ankara'ya eklemiştik pardon. Şöyle döndüm. Bakın marker tıklandı dedi. Burası güzel bir şehir. Info modal tıklandı. Ben bu noktada controller içerisinden ne yapabiliyorum? Buradan evet map controller.show marker info modal marker ID'si vermem gerekiyor. Tamam. Bir marker ID ne demiştik? Marker Ankara demiştik mesela. Evet. Map controller üzerinden hide marker info window ve benzeri. Yani aç, kapa, zoom'unu değiştir ve benzeri gibi özellikleri. Bakın, evet. Map control set map style diyerek map style'ını setleyebilirim. Hani bu noktada ihtiyacım olan birçok durumu gerçekleştirebilirim dinamik olarak. Devam edelim. Burada neredeydik? En son polyline'da kalmıştık. Şimdi polyline için mesela color başka ne var? Width 5 olsun. Şöyle 5 olsun. Başka join type var. Join type nokta round olsun. Şöyle kenarlı. Başka çeşitli özellikler start tab ve benzeri gibi özelliklerim mevcut. Şimdi bu bana ne yapacak aslında? Bu bana belirli başlı bir mesafe çizecek. Yani harita üzerinde yürüme noktası gibi de aslında siz bunu ne yapabilirsiniz? Düşünebilirsiniz. Tabii bunun için benim neye ihtiyacım var? Aslında bir tane yine lat long nesnelerine ihtiyacım olacak. Onu da gelip ne yapalım? Oluşturalım. Fakat orada bir lat long başka ne diyeyim? Polycords bir array olsun. Şimdi benim belli başlı polyline koordinatlarına ihtiyacım olacak. Onu ne yapabiliriz aslında? Hani mantıklı olması açısından yahut da başka şekilde mesela ya şöyle yapsak init state'te ben gelsem ve desem ki işte sen bu mevcut koordinatlara ekle desem anca öyle yapabilirim herhalde. Poly chords at center ve şunu eklesin. Yani tek tek koordinat bulmam gerekecek onun için. Şöyle yapsak ve çalıştırsak bakalım ne çıkacak karşımıza. Tabii hiçbir şey çıkmayacak. Şuradan da gelip buradan points polychords dersek şunu tekrar çalıştırırsam evet bakın bir tane çizgi çekti. Şunu çevirebilir miyiz? Kamera açısı biraz kötü oldu ama neyse. Evet bakın buradan buraya bir şehir bir çizgi çekti aslında. Tabii bu noktada mesela bir sürü noktam olsaydı şöyle git şöyle git şöyle git şöyle git gibi ne yapabilirdim? Çeşitli işlemler yapabilirdim aslında. Tabii bu poligon için yani bu polyline için başka ne yapabiliriz? On tap'ini de söyledik. On tap'te evet. Bakın tıkladığım noktanın bize şöyle geri dönelim. Ups, pardon.
Ben mi tıklayamıyorum? Ben de mi? Evet, tıkladım, noktaya ait. Ne yapıyor? Bana ilgili çizgileri veriyor aslında. Tamam. İhtiyacımı bu şekilde görebiliyorum Polyline tarafında. Bir de ne var aslında Polyline'dan sonra? Bir de poligon vardı aslında. Poligon. Poligon da benden ne istiyor? Hemen Polygons diyelim. Bu da gene aynı şekilde bir set isteyecek benden. Bu set ile beraber işlem yapmam gerekecek. Tekrar yukarı çıkıyorum. Set dedikten sonra içerisinde poligon barındıran bir tane set istiyorum. Polygons ne olsun, boş bir tane set objesi olsun. Daha sonra ne yapmam lazım? Aslında yine aynı şekilde gelip hani belli başlı koordinatlar oluşturmam lazım. Bir çember çizmek adına, yani bir köşegen çizmek adına poligon için onu nasıl yapabiliriz? Şuradan rastgele koordinatlar verebiliriz muhtemelen. Şimdi poligons dedikten sonra ne yapacağım aslında? Add. Benden bir tane poligon isteyecek. Poligon ID. Poligon ID. Dikkatli bölge olsun. Mesela ismi. Şöyle döndük. Bu poligona bakın yine on tapım mevcut. Print tıklandı. Evet, poligona gelip de bir kişi tıklayabilir sonuç olarak. Daha sonra bunun neleri var? Mesela fill color, colors nokta red with opacity 0.4 diyeyim mesela fill color için. Bir de bunun stroke color var. Colors nokta red diyeyim. Başka bunun stroke width'i 5 olsun. Bu tarz işlemler ne yapabilirim? Gelip yapabilirim. Points var. Geodesic true. Visible'ı zaten true. Başka consume top events true. Z indeksini değiştirebilirim gibi işlemler gerçekleştirebilirim. Bir de benden points isteyecek. Gelip bu noktada points vermem lazım buna. Lat long, hatta şöyle yapsam center'dan başlasa ya da işte lat long, yani buraya çeşitli noktalar girmem lazım. 39'a 40 şöyle 3 tane noktam olsa 39.5 39.9 40.2 40.2 40.5 diyeyim. Şunu bir daha çalıştırırsam bakalım. Evet, yani gayet farklı bir yerde çıkarmış. Neden? Çünkü 39'da 32 miydi bizim? 39'da 32. 32 32 32 olsun. Şunu tekrar çalıştırayım. Şöyle biraz küçülür. Evet. Yani şöyle bir çokgen çizdim. Hadi o da zaten şeyden kaynaklı. 33'e 5 olsun. Hani çizdiğim noktalardan kaynaklı. Sizin tabii evet şöyle biraz daha değişik bir şey oldu. Evet. Yani sizin koordinatlarınıza göre ne yapabilirsiniz? Burayı doldurabilirsiniz. Bir de holes var. Holes de aslında bu çokgen içerisinde oluşabilecek boşluklardan bahsediyor. Gene aynı şekilde bu da bir list. Bunun içerisine ben gelip diyeyim ki mesela sen center'ı boş bırak desek şöyle. Şöyle yapalım. Evet bakın ne yaptı? Çemberin işi bu sefer boş oldu. Hani ben burayı dahil ettim. Yahut da holes içerisinde belli başlı yerleri doldurup belli başlı yerleri boş bırakabilirim gibi gibi çeşitli işlemler ne yapılabilir? Google Map üzerinde yapılabilir. Tabi burada kendi konumumuzu vesaire de gösterebiliriz. Onun için ayrı paketlere ihtiyacımız var. İşte Geolocator gibi benim konumumu sürekli dinleyen, konum değiştiği zaman sürekli bana konum bilgisini verip harita üzerinde göstermeme imkan sağlayan
yapılarda kullanabilir. Keza aynı şekilde driving mode yahut da rota hesaplama ve benzeri gibi işlemler için zaten Google Map'in aslında diğer servislerini ne yapmamız gerekiyor? Entegre etmemiz gerekiyor. Biz sadece şu anda normal Google Map'in kendi servisi ve Google Map için kullanabileceğimiz çeşitli özellikleri ne yapmış olduk? İncelemiş olduk diyelim ve videoyu burada sonlandıralım. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olarak ve beğeni atarak bana destek olmayı unutmayın.